hocam, ben burada doğdum, büyüdüm. Yaz günlerinde geliyoruz, çalışıyoruz, fındık topluyoruz. Yani öyle bir geçiyor yani zaman. Köyümüz gerçekten aslında çok güzel bir köyümüz. Köyümüz çok güzel bir yer. Köyümüzün nazarında herhangi bir yani kötü bir yeri yoktur. Çok iyidir. Yaşam içinde en münasip bir yerdir. Burada zaman nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Zamanda bahçeye gidiyoruz. Ben mantara giderim. Ormanlarda gezerim. Tavuklarım var. Onlarla uğraşırım. Ben derim ki köyümüze böyle benim yaşımda olanlar veya daha genç olanlar gelsin derim. Hani köyümüz çok güzel derim. İstanbul'da vakitlerini öldürmesinler. Evet. Bu köyüm. Yok, İstanbul'da da yaşıyorum, burada da. Burası mı güzel, İstanbul mu güzel? Burası. Neden? İşte burada bu şeyler yok mu? Eğlence. Hoca dedem vardı sen lan. Evet. Ben Mustafa'nın torunuyum. Ben Ege, aşağıdaki Hüseyin'in torunuyum. Ben Tanıt abi. Ben Ekin kardeşiyim. Dayadım işte. Ben mi? Gelini tanıyacak. Dimacının gelini. Dimacının gelini. Bu adamın karşısı. Ben Beşevler köyünden. Mehmet Sabrak yol. Buna ne yapalım? Dün pekmez yaptık. İşte de. Ondan sonra işte öyle yaşlılık artık. Başka bir yere fazla gidemiyoruz. Burada uğraşıyoruz işte öyle. Eskiden Günye köyüydü, şimdi Beşevler oldu. Ondan sonra işte ev yanları böyle işte. Ne bileyim. Artık din tek bir şey yok. Çocuklar hepsine selam ederim. Başka ne diyeyim? İşaklarımın hepsine selam ederim. Başka diyecek bir şey yok. İşaklarım iyi. Bizi tanıyan herkese selam ederim. Ya ben geçtim söyleyeyim. Yerdir. Hem ben buraya her zaman ben buraya geliyorum. 7. gelişim. Mesela burada oyunlar oynuyorum. Aşağı iniyorum, yukarı gidiyorum, odunlarla oynuyorum. Yukarı çıkıp elma yiyorum, bir sürü şey yapıyorum. Burası işte tarlaları olan, oyun oynadığımız, sevdiğimiz bir köy. Burada işte fındık topluyoruz, oyun oynuyoruz, köpeklere yemek veriyoruz. Herkes gelsin istiyorum. Hem de burası en güzellerin yeri. Yani burada bir sürü tarla var, şey var. Yani burada bir sürü oynayacak yer de var. Hem istediğinde elma da toplayabiliyorsun, fındık dalı yiyebiliyorsun.
işte burası en güzel yer. Benim adım Ahmet Eren Çelik. Burada da bir sürü şey yapıyoruz. Bir tane bahçemiz var. Orada kumlarla oynayabiliyoruz. Sonra ara sıra denize gidiyoruz. Orada da eğleniyoruz. Fındıklarımızı toplayıp her zaman yiyoruz. Hatta bazen satıyoruz. Böyle denizden taşlar falan getiriyoruz. İşte köyü çok seviyoruz. Bazen geziyoruz, tozuyoruz. Bazen yollarda yürüyüş yapıyoruz böyle. Aşağılara inip falan. Ötebostan'a gidiyoruz. Buradaki başka şehirlere de gidiyoruz. İlçesi olan başka mesela İnebolu'ya falan da gidiyoruz buradaki değişik yerlere. İşte köyü çok seviyoruz. Herkese tavsiye ederiz ama buraları da kirletmemelerini isteriz. İşte bu kadar. Yılında annemi kaybettim. 1963 yılında babamı kaybettim. Öksüz olarak kaldım. Öksüz kaldıktan sonra İstanbul'a gidip sanat öğrenmek zorunda kaldık. İstanbul'da sanatımızı öğrendik. Tabii bizim köyümüz küçük bir köy ama küçük bir pazar gibidir. Herkes birbirlerine saygılıdır. Bu arada köyümüzde hiç görülmeyen bir hareket oldu. Köylerimizden birliği ve beraberliğiyle köylerimizde dağ yollarını dahi bütün fındıklarımızı toplamak için dağlarımıza dahi yollar yapıldı. O da köyümüzün birliği beraberliği için olmuştur. Neden? Birlik beraberlik olmasaydı eğer tamam itiraz olsaydı onu yapma gücümüz olmazdı. Bütün köylülerimize bu birliği beraberliği sağladıkları için ben teşekkür ediyorum. Biz tabii Cide Beşevler Köyü'ne olmayız ama bir de bizim Kastamonu ili ve Cide ilçesi Beşevler Köyü diye geçti. Bizim Cide'den oradan buraya gelinceye kadar bir saat geçiyor. Ben devletten özellikle şunu rica ediyorum. Beşevler olsun, bütün çevre köyleri olsun, sağlık ocağının tamamen faaliyette olması gerekiyor. Bazı köylerimiz kan kaybından yolda gelirken Cide'ye yetişemiyorlar. Bunu arz ediyorum. Bu arada biz bütün köylü arkadaşlarımızla toplandık. Dedik ki köyümüzün bir derneğini kuralım. İnşallah Beşevler Köyü Derneği bu yolu yaptığımız gibi birlik beraberlik içinde beraber olursak bizim köyümüzdeki insanların duyarlı olduğu takdirde derneğimize aynı o Akbayır Derneği, Çataloğlu Derneği'ne vermiş olduğumuz desteği kendi köyümüze ve çevre köylere vereceğiz. Büyük hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Daha çok yapacağımız Beşevler Köyü'ne işimiz var. Hatta Beşevler Köyü'nü aşarak Cide'ye ve Kastamonu'ya yapacak hizmetlerimiz var. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Bu vesileyle tabii bahsettiğim gibi annemi ve babamı küçük yaşta kaybettim. İlk önce anneme babama Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün köyümüzde ve bütün çevre köylerde bütün ölmüşlerimiz için Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Yakın zamana kadar içimden gelerek söylüyorum. Bir arkadaşım vardı Hasan Elcan. Köyümüze çok büyük yardımları vardı. Mekanı cennet olsun kardeşimin. Onun da bize vasiyeti var dernek kurmamız için. Onu da gerçekleştireceğiz. Mekanı cennet olsun. Ben Beşevler İmam Hatip'i Rıdvan Çakmak. Aslen Batmanlıyım. İstanbul'dan geldim buraya. İlk resmi vazifem burası. Burada bayramlaşma kültürü hakikaten hem dinimiz hem
kültürümüz, örf adetlerimiz, annelerimiz açısından gayet mükemmel bir şekilde faaliyeti sürdürüyor. Bütün köylerimiz bugün bayramın ikinci günü, beş evlerin bayramı. Dün Çatalhöyük'teydik. Bayramlaşmaya geliyorlar, ikramlarımız oluyor. Birlik, beraberliğimizin kaynaşması adına güzel bir birliğimiz pekiştiriliyor. İkramlarımızla, sohbetlerimizle, çaylarımızla, muhabbetlerimizle güzel bir birlik içerisinde yaşamaya gayret gösteriyoruz. İsmim Mustafa Özcan, Cide Beşevler Köyü nüfusuna kayıtlıyım. Beşevler Köyü'nde 26 sene görev, imamlık görevi yaptım. Şu an emekliyim. Köyümüzdeki ve çevre köylerimizdeki özellikle son yıllardaki bayramların daha farklı olduğunu düşünüyorum. Zaten görüntülerden ve köylerin kalabalıklığından anlaşıldığı üzere köyümüzdeki ve çevre köylerimizdeki bayramların çok daha farklı olduğunu ve bundan sonra da çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Fakat özellikle İstanbul'dan gelen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin daha köylere maddi ve manevi daha fazla yardım etmelerini, ne bileyim köydeki gelişmeleri yakından takip edip bunlara katkı sağlamalarını bekliyoruz. Memleketimizin memleketini.
Cide Beşevler Köyü Muhtarı Hasan Akyol. Her sene Kurban Bayramı'nın ikincisi günü köyümüzün bayramıdır. Bu çevre köyleriyle beraber ortaklaşa bayramlarımızı pekiştiriyoruz. Aynı zamanda çevre köylerine düğünlerimizi, bayramlarımızı, cenazelerimizi iştirak ediyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın ikincisi günü katılımlarından dolayı ben bütün çevre köylerine, köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Gelecek bayramlarda da inşallah yine birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı, huzurlu bir şekilde olmamızı, geçirmemizi Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.